Evet çok kıymetli dostlar neredeyiz? Birinci gün çalışmasının son partı olan dördüncü bölümdeyiz. Temel İngilizce cümle mantığına bir giriş yapmıştık. Çıtayı da bir önceki partla birlikte bir tık kaldırmıştık. Son iki cümlemiz kaldı hatırlayacağınız üzere. Şuradaki cümlelerin hepsini ne yapmıştık arkadaşlar? İngilizce dizinin mantığıyla bir dizelemiştik, sonra onları da İngilizceye transfer etmiştik. Ben sizden sadece ve sadece şuradaki cümleleri ögelerine ayırmanızı ve İngilizce dizilim mantığıyla dizmenizi belki de biraz yoruma açık da olabiliyordu. Ee, ilgili şekilde de yorumlamanızı istemiştim. Eğer hala bunu yapmadıysan videoyu şu anda durdurabilir, bunu yaptıktan sonra bu izlemeyi gerçekleştirebilirsin. Şimdi iki tane cümlemiz kaldı. Müsaadenizle kalan son ikiden birini ele almak istiyorum. Bu son derece hassas mevzular dikkatli bir şekilde ele alınmalıdır diyor İngilizce cümle arkadaşlar. Hani pardon Türkçe cümlemiz. Türkçe cümle ne diyor? Bu son derece hassas mevzular mevzular dikkat dikkatli bir şekilde ele alınmalıdır diyor cümlemiz. Şimdi Türkçe bir ifadede hani önce yüklemi bulacağız ki sonra da özneyi bulalım arkadaşlar hani ele alınmalıdır benim burada yüklemim olacak. Hani ele almak, ilgilenmek, ona böyle dikkatli dikkatli incelemek belki tabiri caizse. Burada iki kelime iki, iki kelime iki bir fiil durumu söz konusu gördüğünüz üzere. Ele almak benim fiilimse kim ele alınmalıdır? Ne ele alınmalıdır? Sorusunun cevabı hani mevzular diyoruz ama mevzuyu tamlayan bir sıfat var. Hassas olması bir de buna bir derece katılmış arkadaşlar. Azlık çokluk zarfı var gördüğünüz gördüğünüz gibi son derece hassas mevzular. Bir de hangisi bu mu, şu mu, o mu? Bunların hepsi bir tamlamaya girmiş. Asıl olan buradaki isim arkadaşlar mevzular kelimesi olmasına rağmen öncesine gelen sıfat artı zarf ifadeleri ve işaret sıfatı gibi ifadeler arkadaşlar birbirlerini takip etmiş. Gördüğünüz gibi bunlar ne işe yarıyor arkadaşlar? ismi niteleyen, ismi tamlayan hani ögeler olaraktan karşımıza çıkmış. Ele alınması gereken şey nedir sorusunun cevabı bana özneyi buldurdu. Özneyi her zaman biliyorsunuz sarartıyoruz arkadaşlar. Bu son derece hassas mevzular ele alınmalıdır. Ee, ne ne neyi ele alınmalıdır? Hani burada pasif bir cümle var, edilgen bir çatı var. Burada nesne olmuyor biliyorsunuz. Ee, edilgen cümlelerde hani şu anda baktığınız zaman e, ne ele alınmalıdır? Bu son derece esas mevzular diyoruz. Sanki nesneyi buluyoruz gibi hissediyorsunuz ama burada ne var arkadaşlar? Özneyi buldunuz aslında. Hani nerede? sorusunun cevabı yok. Ne zaman sorusunun cevabı yok. Burada bambaşka bir ifade daha var arkadaşlar. Burada bir zarf daha var. Dikkatli bir şekilde diyor. Dikkatlice diyor. Yani ister dikkatli bir şekilde de ister dikkatlice de hiç fark etmez. Şimdi Türkçe dizelim bu şekilde. İngilizce dizilimi Türkçe kelimelerle yapacağım mesela. Ee, İngilizce'de cümle neyle başlıyordu? Bunu hep oraya yazıyorum. Alalım onu tekrardan. Alalım onu neredesin? 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 Buradasın işte. İngilizce dizilim her zaman şu Şöyle oluyor, bunu artık ezberlediniz arkadaşlar. İngilizce dizilim nasıl oluyor hatırlattım şuraya. Cümle özneyle başlıyor. Özneden sonra senin hemen bir fiili, o öznenin hangi işi yaptığını söylemen gerekiyor. E benim özlem Türkçe'de de, İngilizce'de de, ikisi de başta duruyor. Sadece Türkçe'de e, gizli onun özelliğini taşıyordu hatırlayacağınız üzere. Ondan sonra ne lazım bana? Fiil lazım arkadaşım. E, fiili de alıyorum. Yani bu son derece hassas mevzular ele alınmalıdır. Dikkatli bir şekilde gibi olabilir. Dikkatli bir şekilde gibi olabilir. Aslında dikkatli bir şekilde dediğimiz şey neyi niteliyor? Fiilin nasıl yapılması gerektiğini niteliyor. Aslında fiile bağlı bir eleman diye düşünebilirsiniz arkadaşlar. Fiilin nasıl yapıldığını söyleyen kelimeler zarf grubu oluyor. Zarflar hem sıfatları hem de fiilleri niteleyebiliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada fiili niteliyor. Sanki fiilin bir parçasıymış gibi düşünürseniz bu cümlenin iki öğeden oluştuğunu düşünürsünüz arkadaşlar. Bu cümlede nesne yok, bu cümlede yer yok, bu cümlede zaman yok. Ama bak baktığınız zaman da karşımızda ortalama bir satırlık bir cümle var. İngilizce dizilimde böyle olmalıydı. Şimdi ben bunu Türkçeleştireceğim müsa şey İngilizceleştireceğim müsaadenizle. Yani İngilizce transfer edeceğiz. Nasıl olacak bir bakalım. Şimdi bu son derece hassas mevzular. Bu son derece hassas mevzular. On, önce bir mevzu demem gerekiyor benim. Matter diyebiliriz, issue diyebiliriz, problem diyebiliriz arkadaşlar. Ben buna mevzular için matters dedim. E, hassas mevzular. ...sensitive, delicate matters... ...diyebiliriz mesela arkadaşlar. Delicate ya da sensitive kullanılabilir. E, sıfat artı isimle... ...aynen Türkçedeki gibi hassas mevzular... ...eşittir, sensitive matters oluyor. Bakın hep ne yapıyorum? Sondan başa doğru düşünüyorum tamlamayı... ...kendi içinde Türkçeleştirmeye çalışıyorum. Çünkü ben sana şu anda... ...sadece ve sadece cümle dizinin mantığını veriyorum. Ondan sonra subject dediğin öge... ...bir isimle tanımlanacak ama... ...onu destekleyen bir sıfatın... ...bir zarfın, belki de iki sıfatın sıfatın bir zarfın belki de iki zarfın varlığından bunların kombinasyonlarından sana e, bir şeyler bahsediyor olacağım. Bunları anlatıyor olacağım. Şu anda sensitive matters diyerekten hani ne demiş oluyorsun? Hassas mevzular diyorsun. E, son derece hassas mevzular. Burada bir zarf var. Bu da sıfatın önüne gelmesi gerekiyor. Bunları sana teker teker anlatacağım. İkinci günün konusu artık bunlar olacak. Birinci günün son partı bu. İkinci günün ilk partında sana bu ögelerle seni bu ögelerle tanıştırıyor olacağım sevgili arkadaşım. Tabii ki isim konusunu bitirdik sonra isim dediğimiz konu çok geniş çaplı ki ismin içine dahil ismi parlatan ismi cilalayan ismi ee, detayını veren ifadeler, kelime gruplarımız var, sözcük türlerimiz var arkadaşlar. Bunlardan size bahsedeceğim. Sensitive matters hassas mevzular ...son derecede sözlüğe bakarsanız... ...extremely'ye ulaşırsınız arkadaşlar. Extremely, hani ekstrem sporlar var... ...biliyorsunuz aşırı, yani son derece... ...dahası yok, en çok riski... ...içeriği gibi düşünebilirsiniz. E, extremely sensitive matters... ...son derece hassas mevzular oldu. E Bu diyor... İngilizce'de sözlüğü açıp buyu ararsanız this kelimesine ulaşırsınız arkadaşlar. İşaret sıfatıdır. E bakıyorsun bu mevzular diyorsun. Türkçe'de bu mevzular oluyor. Bu tekil mevzular çoğul. Türkçe'de bir sıkıntı olmuyor ama İngilizce'de senin elinde bir tamlama var ise... ...bu tamlama ya tekil olur ya çoğul olur. Aslında baktığınız zamandan bu kelimesi normal tek başına düşündüğünüz zaman tekil gibi görünüyor ama şuradaki tamlama tekil mi çoğul mu? Kapat gözünü ne görüyorsun? Sorunlar, sıkıntılar görüyorum diye düşünürsün. Burada bir çoğulluk vardır. Hani bu yüzden this kelimesinin çoğulu olan these ifadesini kullanman gerekir. These extremely sensitive matters ifadesi şöyle çevrilmez. Hani normalde bak sana şunu anlatmaya çalışıyorum this İngilizce'de bu İşte these İngilizce'de sana bu a böyle öğretiliyor. Bunlar diye öğretiliyor. E, bunlar çıkmadı hocam ağzımızdan diye düşünüyorsun. Hocam biz bunlar demedik çevirirken ya da konuşurken diye düşünüyorsun. Bu ifadesi çıktı diyorsun ama tamlamaların da kendi içinde tekillik çoğulluk uyum yasaları vardır arkadaşlar. Buradaki tamlama mevzular dediği için çoğul olduğu için diz kullanamayız. Diz ifadesini kullanırız ki ben size bunları öğretirken diz kelimesindeki lerler ekini parantez içine alacağım ki önceki izlemelerden hatırlayacaksın. Parantez içine aldığımız ifade ifadeler ister kullan ister kullanma fark etmez ama kullanmasan çok daha iyi olur anlamına geliyordu. Ne yaptık şimdi? Özneyi tanımladık. Özneyi tanımlayarak burada hem zarf hem işaret sıfatı hem zarf hem sıfat hem de çoğul bir isim kullandık sevgili arkadaşım. Özneye ulaşmış olduk. Özneyi yazdıktan sonra neyi yazmam gerekiyordu benim İngilizce'de? hani burada ele almalıdır hani yapmalıdır ele almak fiili ele almak handle olarak geçiyor handle olarak geçiyor ya da tam okunuşunu hatırlayamıyorum hızlı konuşunca handle with falan deniyor handle da denebiliyor arkadaşlar fark etmez şimdi handle ele almak demek burada diyor ki ele almak diyor ama ele alınmalıdır hem burada bir pasif çatı var alınmaktan bahsedeceğiz e, İngilizcede pasiflikten bahsederken İngilizcede pasif yapı be artı verb ile oluyor. Üst düzey bilenler için ben bunu sana öğreteceğim. 55 almış olan, puanını yukarıya çekmiş olanlar için her yelpazeye anlatım yapmaya çalışıyorum arkadaşlar pasif yapı be artı verb oluyor ya sen bunu be handled olarak kullanmalısın. Fiilin üçüncü halini kullanmalısın. Çünkü handle fiilin birinci haliyken iki ve üçüncü halleri handle fiilin birinci haliyken handled ya da handled olarak kullanılıyor sevgili arkadaşım. Burada biz fiilin üçüncü halini kullanmış oluyoruz. İşte be handled diyoruz. Şu anda ele alınmak olduğu hani ele almak handled'ı ele alınmak ifadesi be handled oldu pasif ama hala yalın halde melli malı Hemen aklıma bir must geliyor, hemen aklıma bir should geliyor. Cümleyi okuyorum. Bu son derece hassas mevzular dikkatli bir şekilde ele alınmalıdır diyorsa sanki burada bir must çağrışımı yapıyor. Hani hata yaparsan sanki sıkıntı çıkacak gibi. Burada koşulmuş, şartmış gibi. Öyle olması gerektiği hani should biraz tavsiyedir. İngilizcede meli-malı modulu should ya da da yazılabilir. Başka modüller de var arkadaşlar. Have to da var. Mesela bir otu to da var. Başka e, if ifadelerimiz de var şu anda ben size modal anlatmıyorum ne diyorum burada ele alınmalıdır cümle böyle ciddi bir cümleye benzediği için ben bunu must yazmak istiyorum ki e, modulların pasif halleri must be verbich olarak yazılıyor arkadaşlar model pasif ne oluyor? Modulun kendisini yazıyorsun. Artı be ve fiilin üçüncü halini kullanarak pasif modul yapısına ulaşmış oluyorsun. İngilizce'de bunları sana detaylı 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 anlatacağım. Hiç merak etme. Sadece dinle. Nasıl dizelendiğine bak. Anlatım 6-7 gün sonra 6-7 günlük çalışmayı sabırla dinledikten sonra sen anlatım bu perdelere ulaşmış olacak. Hiç merak etme. Sürekli bunları detaylandırıyor olacağım. Çünkü şimdi Handle ele almak demekti ya bak handle ele almak demekti. E, be handled yaparak ben pasivize ettim ne oldu? Ele alınmak demiş oldum. E, Must'ı da getirdiğim zaman ne oluyor? Meli malı getiriyorum. E, ele alınmalı diyorum. Sen Türkçe cümlede bu son derece hassas mevzular dikkatli bir şekilde ele alınmalı desen de ele alınmalıdır desen de Hiçbir anlam kaybına, hiçbir anlatım bozukluğuna sebep olmuyorsun. İkisi de kullanılabilir. Must'ın karşılığı bak burada aslında must be handled dediğimiz yer altına çizdim burası fiil bölümü. Must'ın karşılığı şuradaki melimalı B ...handled ifadesi şuradaki... ...aslında ne eki bu... ...hani neyi anlatıyor pasif çatıyı anlatıyor... E, ...ele almak ifadesi zaten handled'ı... ...bakın parçaları lego gibi... ...birleştirmeyi öğreteceğim ben sana... ...rahatlıkla bunları okurken idrak edebileceksin... ...dikkatini çekiyorum... ...ben sana Türkçeden İngilizce transferi... Öğretiyor. ...öğretmiyorum aslında... ...açıklamaya çalışıyorum şu anda... ...sadece şu dizilimi edinmen için yapıyorum... ...başa döndüm bu cümlede nasıl bir yapı var... ...özne artı fiil var... ...başka bir şey yok fiili destekler bir de... Zaten zarf var demiştim birkaç dakika önce sana. Nesne yer zaman yoktu bu cümlede gördüğün üzere. Hani burada kafanı karıştıracak çok bir şey yok. Ben sana Türkçeden İngilizce transfer yapıyorum ama anlatımlarımız analiz çalışmaları başladığı zaman nasıl olacak? Ben sana İngilizce cümleyi vereceğim ki hazırladım. Bak dokümanımız burada. Bunların hepsi hazır. Bunları yavaş yavaş Türkçe'ye çevireceğiz. Yani İngilizce'den Türkçe çevirmek çok daha kolay. İşte ben sana burada konu, kural, gramer ve eş anlamlı kelime bilgisi, phrasal verb bilgisi, bağlaç edat bilgisi öğretmeye başlayacağım. Sevgili arkadaşım merak etme o yüzden. Cümle ne oldu? Bu son derece hassas mevzular ele alınmalıdır. E nasıl ele alınmalıdır? Dikkatli bir şekilde, dikkatli bir şekilde diyeceğiz. Yani careful İngilizcede dikkatli demektir. Sıfattır tür bakımından. Carefully dersen dikkatli bir şekilde demiş olursun. Yani dikkatlice demiş olursun. Yani ister dikkatli bir şekilde de ister dikkatlice de hiç fark etmez. Bu senin olayı nasıl yorumlamanla doğru orantılıdır sevgili arkadaşım. Umarım ne demek istediğimi anlıyorsundur. Hani burada çok aşırı bilgi vermiyorum, sadece ve sadece Türkçe düşündüğüm şu mesajı verecek olan o cümle İngilizce'de acaba nasıl e, nitelendirilmeliydi, nasıl yazılmalıydı, nasıl dizelenmeliydi bunu anlatmaya çalışıyorum sevgili dostum. Bir cümlem daha vardı, neredeydi o cümle? Orada tanıştığımız herkes oldukça yardımseverdi diyor. Orada tanıştığımız herkes, şimdi bakıyorum cümleye, Türkçesini alıyorum elime orada tanıştığımız herkes sanki özne değil mi? Bunu hissediyorsun sen şimdi okurken. Orada tanıştığımız herkes. Kim? Herkes. Herkesin detayı ne? Sanki kadın örneğimiz vardı iki part önce. Hani köşede oturan kadın diyordu değil mi? Köşede oturan kadın. Hani kadın. Hangi kadın? Oturan kadın. Ee, nerede oturan kadın? Köşede oturan kadın. Sonuçta kadında bir şey vardı ortamda. Şimdi herkes diyoruz arkadaşlar. Herkes kim? Tanıştığımız herkes. Bir de hani Kadın kim? Oturan kadın. Herkes kim? Tanıştığımız herkes. E kadın kim? Oturan kadın ama köşede oturan kadın. E herkes kim? Tanıştığımız herkes ama orada tanıştığımız herkes. Başka yerde tanıştığımız değil diyor. Aslında bundan hani buradaki bütün ifadeler herkesi niteliyor. Demek ki bu bir tek parça öge olsa gerek diye düşünüyorum ben bunu okurken. İngilizce'de de bunu böyle düşünmeniz lazım. Farkındaysanız isim hep tamlamanın en sağında kalıyor. İsim her zaman tamlamanın sonunda kalıyor. Bunun farkında mısın? Bunu bir not alman lazım şu anda. Mesela bak burada mevzuydu tamlamayı. Asıl tamlamanın bel kemiği olan isim burada mevzuydu. Ondan önce varmış mı var mıymış mesela? Bakıyorum 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 tamlama. Kitaplar demiştik mesela. İşte books ifadesi var gerçi. Orada bir farklı bir ifade var. Şimdi i̇şte mesela köşede oturan kadın derken isim yine tamlamanın en sağında kaldı. Biz ne yaptık? Oturması ve oturduğu yerin köşe olması detayını verdik. E biz de herkesin detayını nasıl veriyoruz? E tanışılmış onlarla ve bir mekanda belli bir mekanda bu sonuçta orada tanıştığımız herkes diyoruz oldukça yardımseverdi diyoruz. Şimdi olay ne? Yardımseverdi. ...yardımseverdi, bu benim yüklemim olsa gerek... ...hani geçmişte bunlar öylelerdi diyorum... ...bu benim yüklemim sevgili arkadaşım... ...fiil bölümüm bu... ...peki oldukça yardımseverdi... ...yardımsever olması bir insanın sıfatsal durumudur... ...nasıldı yardımseverdi sıfattır... ...sıfata ayar veren kelime grubu zarftır... ...hani sıfata ayar veren kelime grubu zarftır... E ...ne kadar yardımseverdi oldukça yardımseverdi. O zaman bunu hani fiile bağlı bir ögü olarak düşünebilirsin. Fiili parlatan bir yani aslında burada sıfat fiil var baktığınızda sıfatı ve fiili parlatan bir ögü olarak düşünebilirsin. Öznemle orada tanıştığımız herkes sararttım. Fiilim ne? Yardımseverdi. E ne kadar yardımseverdi? Çok yardımseverdi. Epey bayağı yardımseverdi gibi bir örnek var. Buraya bir zarf serpiştirilmiş. Tıpkı şurada olduğu gibi, tıpkı şurada olduğu gibi bunlar zarf grubudur. Bahsettiğimiz şu ögelerden bir tanesi değildir. Çok çok burada yazmış olduğun şu beş ögeden birini destekler nitelerde. Birini böyle hani daha da netleştirir. Yoğunluğunu, şiddetini, rengini, uzunluğunu, kısa hani hani şiddetini anlatır nitelikte bir kelime grubu olabilir ki senin cümle içerisine yazdığın hani kelimenin bir tanesi şunlara hani ait değilse direkt bunları ifade etmiyorsa bunlardan birine yancılık yapmaya çalışıyordur diye düşüneceksin. E buradaki oldukça yardımseferdi ifadesi hani sıfata aslında sıfat fiile gönderme. Bir önceki cümlede dikkatli bir şekilde ele alınmalıdır mantığı. Yine fiile gönderme. Farkındaysan ikisi de iyi denk geldi. İkisi de fiil pozisyondaki bir kelimeye hani destek verir nitelikteydi. Tek başına bir öge değil şu anda. Dediğim gibi şu bahsettiğim beşli dizilimden bir şeyi destekler, bir ögeyi parlatır nitelikte olan bir ifade sevgili arkadaşım. Şimdi ben bunu İngilizce dizilimi yazacağım. Tabii ki Türkçe olduğuyla. Ee, ne diyeceğim? orada tanıştığımız herkes kopyaladım yapıştırdım özneyi yazdım. Çünkü benim İngilizce'de özneden sonra fiili de yazmam lazım. Eee yardımsever de oldukça demeyeceğim. Oldukça yardımsever de diyeceğim. E, Bunda bir sıkıntı var mı? Yani çok yardımseverdi. Yardımseverdi çok mu dersin? Çok yardımseverdi mi dersin? Hani Türklerde şöyle yerleşmiş bir şey vardır. Çok güzel deriz. Çok güzel very beautiful. Very good, very good deriz. Hani Beautiful dediğimiz kelime, good dediğimiz kelime türü nedir biliyor musun? O bir sıfattır. E sen very good, very beautiful, very fast diyorsun ya. Hani hep very öncesinde kullanıyorsun. E Türkçede de aynı dizilim, İngilizcede de aynı dizilim diye düşüneceksin. O zaman şu ana kadar gördüğüm cümleler gibi çok karmaşık bir dizilim mantığı yokmuş sevgili arkadaşım gördüğün üzere. E hemen bunu İngilizceye transfer ediyorum müsaadenle. Nasıl yapacağız bunu? Hemen şöyle yapalım. Kırmızılakla şunla bununla uğraşmayalım. Orada tanıştığımız herkes. Önce bir everybody de bakalım. Herkes de bakalım. Herkes, herkes, everybody. E, orada tanıştığımız, hani mız herkes. Şimdi herkes var. Orada tanıştığımız bir de biz varız sanki işin içinde o zaman olay boyut değiştirdi. Bir tık böyle yoruma gitmem gerekiyor. Hani everybody'nin önüne hani bir tanışmak eylemi var hani tanışmak eylemi var. Orada tanışmak eylemi var. Burada biraz böyle kafa karışıklığı doğuyor. Türkçesini biraz daha yorumlamak istiyorum. Orada tanıştığımız herkes şöyle olacak. Herkes ki herkes ki biz tanıştık onlarla orada. Hani biz tanıştık orada diyelim daha doğrusu. İngilizce bunu böyle yazar. Orada tanıştığımız herkes eşittir herkes ki biz tanıştık orada. Hani Herkes ki biz tanıştık orada. Yani everybody ki diye düşün. Everybody hani herkes iki part önce hatırlıyor musun insana ki yazarken ben sana ki bağlacı öğrettim. Ki anlamına gelen ifadeler hatırlıyorsun değil mi? Hani bir fiilden sonra geliyordu, isimden sonra geliyordu. Partları arka arkaya izleyip not alırsan şu anda çok iyi hatırlıyorsun. Ki bağlacı bu olabilmişti which olabilmişti. That olabilmişti hatırlıyor musun? That fiilden sonra geliyordu sadece that yaz oraya dedim ama bakıyorum burada herkes ki diyeceğim. İlk önce sana böyle tarzanca bir çeviri mantığı öğreteceğim. Sonra bunu olan, man, en, an falan gibi yerlere toparlamaya çalışacağım. Şimdi ben everybody herkes diyerekten insana gönderme yapıyorum değil mi? Yukarıda birkaç cümle önce ne vardı sevgili arkadaşım? Who balıcını o zaman kullan. Everybody who Herkes ki ki onlar ki onlarla we met everybody hani biz biz tanıştık herkes ki everybody who herkes ki everybody who biz tanıştık we met biz tanıştık We met biz tanıştık. Bakın buraya bir cümle kurmanız gerekiyor. Cümlenin öznesini yazabilmek için isime bağlaçla bir cümle daha bağlamamız gerekiyor. Herkes ki biz tanıştık. Bir de yer ifadesi var. There. Baktığınızda burası tek parça bir öge oluyor. Herkes ki biz tanıştık orada. Oldukça yardımsever de diyeceğiz cümleyi bitirmek için arkadaşlar. Noktasını da koyacağız. Everybody who we met there. Hatta whom we met there hani ki onlarla demek için olabiliyor. Sen buna şimdilik who yaz. Who'dan türediğini düşün sadece. Detaylı detaylı anlatacağım. Hiç merak etme. Everybody who we met there. Burası tek parça. Yine söylüyorum. Herkes ki biz tanıştık orada. Everybody who herkes ki we met biz tanıştık orada. Yani orada tanışmak değil mi? Şimdi bak ben sana ne anlattım? Bir tamlama yakaladıysan sağdan sola doğru Türkçeleştir dedim. Yani bağlaçla edatla bağlanmış, bağlaçla ilerletilmiş, edatla ilerletilmiş bir tamlama yakaladıysan hemen sondan başa doğru Türkçeleştir. Bak orada e, met tanışmanın ikinci hali değil mi? Bu geçmiş zaman hali değil mi? Orada tanışmak e, bizi de dahil et. Orada tanışmak biz yani orada tanıştık biz yani orada tanıştık orada tanıştık hani ki herkes orada tanıştık ki herkes yorumluyorsun. Yorum yapabilme yeteneğimizi geliştireceğiz arkadaşlar. Hani orada yazdığı gibi moda mod çeviri yapamıyoruz. Orada tanıştığımız bizim yani bizim tanıştığımız herkes. Bizim tanıştığımız ki herkes Ki'yi at çöpe ki çevirde ki olmaz zaten. Orada tanıştığımız herkes çok yardımseverdi. Oldukça yardımseverdi diyor cümle. E hemen yazıyorum. Cümle geçmişten bahsediyor. Were yardımsever nedir? Helpful'dur. e Nokta oldukça, baya, quite diyebilirsin. So diyebilirsin. Very, really, truly diyebilirsin. Were quite helpful diyor. İşte yardımseverdi ifadesi bir fiilinin zarfla sıfata bağlanmış haliyle yapılıyor. Normalde helpful yardımsever were helpful yardımsever idi yardımsever idi oluyor gördüğün gibi e We're quite helpful dersen oldukça yardımseverdi gördüğün gibi fiile bağlı fiile bağlı fiile bağlı bir zarf. Şuradaki zarf da fiil bölümüne bağlıydı. O zaman birleştiriyorum ben bunu. Çünkü zarf burada fiili niteliyor. Ama fiil ...içinde sıfat da olabilir, içinde isim de olabilir... ...direkt aksiyon bildirir bir eylem de olabilir fiil dediğin ki... ...bunların hepsi hazır, bunları sana anlatacağım... ...sakın bu videodan oraya atlama, bak fiil burada işte... ...nasıl oluşacağını, nasıl biteceğini ben sana öğreteceğim... ...hiç merak etme, sadece ve sadece işin biraz kolay olmadığını gör... ...günü gününe çalışman gerektiğini öğren şu anda bu ifadelerle... Ee, ...günü gününe çalışarak günü güne not alarak biraz da böyle başarı hikayelerinden esinlenerek kendi hikayeni yazman üzere bir çalışma stratejisi geliştirdim sevgili arkadaşım. Bir sonraki video ikinci bölümün ikinci günün ilk partını içerecek. Önce bir tekrar yapacağız. Şunu da yapıyorum. Her yeni günün ilk videosunun yarım saati önceki anlattıklarımı tekrar ediyorum. Önceki dönemlerde bazı arkadaşlar sadece o tekrarları izlemişlerdi. Onların %90'ı başarısız oldular. Elimde var olan Instagram hesaplarıma attığım başarı hikayeleri kadar başarısızlık hikayeleri de var arkadaşlar. Arada sırada onları da paylaşacağım. Böyle hatalara düşmeyin lütfen. Yol biraz uzun, meşakkatli fakat... Bu şekilde ele alınırsa emin olun rahat rahat ilerleyeceksiniz. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki günün çalışmasında görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz dostlar. Eyvallah.